Gülhabbe ile Her Şey kanalından kucak dolusu sevgi ve selamlar. Şu anda Urla Yenice Mahallesi'ndeyiz. Şimdi mahalle muhtarımız bir hanımefendi. Kendisiyle konuşacağız bakalım. Mahallesi hakkında bize nasıl bir bilgi verecek? Urla Yenice Mahallesi ile ilgili. Evet, Gülhabbe ile Her Şey kanalı, Gülsen Aslantürk. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bizler bugün Urla tarafına geldik. Kardeşim de söylediği gibi Urla Yenice Mahallesi'ne geldik. Eskiden köy, şimdi mahalle. Muhtarımızla şimdi konuşacağız. Evet sevgili. Ben Yenice Mahallesi Muhtarı Sabriye Kahraman. Yenice Mahallesi dendiğinde Urla'nın en eski mahallesi, çok değerli anıları olan, şeyleri olan Türk Mahallesi olaraktan geçerli. Fakat bu sene mahallemizin çok büyük bir şanssızlık oldu. Bürokratlar birbirine şey yapıp da sonra mahallemizin ismini değiştirdiler. Bizden olan mahalle, Yelaltı Mahallesi, bizden Yenice'den bölünen Yelaltı Mahallesi, Yenikent Mahallesi tamamen bizim yani merkez olan yerimiz, en değerli yerimizi bizden aldılar. Bizi, Yenice Mahallesi aslında yok, yok en eski mahalle, evet. Yeni oluşan başka bir mahallenin, evet, ismini Yenice'ye veriliyor. Yani evlat anne babayı kapatıyor gibi bir, evet, şey oldu. Evet, aynen öyle oldu. Biz yani biz isterdik ki bizim şimdi mahallemizin, yani Yenice Mahallenin aynı şekilde kalması, camileri, çeşmeleri ve yani buradan en büyük Urla'nın en büyük mahallesi olarak da Yenice Mahalle, ama en merkez olan, tarihi olan yeri tamamen kaybettik şu anda. Ve mahallemi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Her bir taşını, her bir köşesinde birer çeşmesi var. Hep o çeşmeler şeyler, yani birer bilmiyorum, bıraklar şey yapıp hep kayboluyor yani bunlar. O taşlar kayboldukça çok üzülüyorum. Mücadele ediyorum. Ondan sonra şey yapıyorum ve ben çoğu yerlere gittim bu şeyler için. Haberimiz olmadan birdenbire hemen şeyi değiştirivermişler. Yani mahallemin ismini. Öyle bir üzüldüm ki halen daha bu şeyden çıkamadım, yani bu mahallenin isminin değişmesinden şey yapamadım. Mahallenin de tabii bu şeyden çok rahatsız. Yerlisi olanlar özellikle kaç seneden beri. Bizim ondan sonra Yelaltı bizden bölünmeydi, karşı mahalle. Hani Yunus'ta olduğu için bizden bölünmeydi. Orayı işte şu anda Yelaltı olaraktan değiştirdiler, mahallemizin merkez olan yerimizi. Biz çok üzüldük. Çok üzüldüm bu konuya. Şöyle söyleyeyim. Ben babamın soy ismini taşıyorum. Mesela çocuğumun soy ismini taşımıyorum. Öyle bir şey oldu. Fakat ben bu şeylere, büyüklerime anlattım bunu. Bir çözüm bulamadılar buna. İnşallah gerçekten düzelir. Bu şeyden çok üzgünüm yani. Çok İnşallah üzülüyorum. İnşallah düzelir. Ha. Şimdi ya görevimi yapıyorum. Muhtar olarak görevimi yapıyorum, ama yani burada tarihi olaraktan, manevi olaraktan da ben buraya evlendiğim için burayı gerçekten yaşasını şeyi daha çok seviyorum. Benim için çok büyük anıları var. Bu benim ev mesela, bu taşları, şeyleri, orijinallerini elimden geldiği kadar bozulmamasını, kültürel varlıklarını bozulmamasını o kadar istiyorum ki, yani daha bunu devam etsin diye istiyorum yani. İnşallah. Yeni yani beton yığınları veya birilerine bir şeyler yapılmasın, gerçekten yapılmasın. Haklısın. Çok seviyorum yani mahallemi, seviyorum gerçekten, seviyorum. Evet. Tabii. Çünkü rahatız, çok rahatız, çok şeyi serbestiz, ulaşım şeyimiz yok, şeylerimiz yani güzel, yani çok güzel. Mahallemiz güzel ama şu anda mahallemi üzgünüm, çok kaybettim, çok üzülüyorum yani gerçekten. Mahallemin ismini, yani ismi çok değerliydi yani. Yenice dedikleri vakit yani buradan kalabalık şey hepsi sonradan o şey olan mahalle, benim mahallemden Yenice'den ayrılma, ama en merkez, tarihi olan, göbek olan, noktası olan yeri şu anda nokta yeri kaybettirdiler, başka alana taşıdılar yani.
Ama ne şekilde orası tabii ne olacak onu biz bilmiyoruz. İnşallah. O da bir gün. Yarın artık yarın sabah kalktığım zaman artık ne ile karşılaşacağım ben daha de iyi şeyler olacağını inşallah. Olur. İstiyorum i̇nşallah evet evet. Şeyler olur. Peki sizin olmasını diliyoruz. Evet, peki şimdi burası Urla'nın bir mahallesi. Buranın sahile yakınlığı nedir? İskele Kalabak. 2 kilo, 2,5 kilometre kadar. O kadar yani kilometre olarak. Yani o kadar önce kadar. Evet yakın. Buradan onun sonra şöyle söyleyeyim. Demirciler, şeyler 7 kilometre, 9 kilometre olan şeylerimiz var. Ama güzel, çok güzel bir sahillerimiz var. Evet. Buradan buradan merkezden yani hemen ulaşımımız çok kolay. En merkezi mahallelerden birisidir evet, en burası. Merkezi mahallelerden. En merkezi mahalle, Yenice Mahallesi. Peki buranın geçim kaynakları genel olarak nedir? Şu anda belediyede çalışıyorlar. İşte memur kısmı şu anda ama şu Yenice mahallemizi, evet. Bu taş evlerimizi, güzelimiz evlerimizi İstanbullular gelip otel pansiyona çevirdiler. Evlerimiz gelenler, şu anda hiçbir gelenler. Tane kiralık evimiz yok, imar yok ama ben eğer ki bir çatımıza ilave bir oda yaparız, oğlumuzu evlendiririz, kızımızı evlendiririz dediğimiz vakit biz bunları yapamıyoruz. Hemen ondan sonra önümüzde ne elektriğimize ne suyumuza her şeyimize engel oluyor. Ama bir İstanbullu cebi dolu olup arkası olan kişiler gelip oteli de yapıyor, şeyi de yapıyor. Hepsini yapıyorlar. Biz de bakıyoruz. Allah yardımcımız olsun diyelim hepimiz. Buradan çok yer üzülüyorum almak yani. İsteyen talep çok. Var mı? Yer var mı? Yer yok. Yok. Kiralık zaten yok diyorum ya. Kiralık yer yok. Kiralık yok. Kiralık yok. Kalmadı yere. Sağlık ocağımız var tabii ki. Var. Çünkü burası sağlık ocağımız merkeze yakın olduğu için var sağlık var. Ocağımız. Var. Evet. Derenin öbür tarafında yani diğer mahallede. Kaç hanelik bir yer burası? Burada mı? Yok burası bu yeni mahalle. Yenice mahalle. Yenice mahallesi 5000-6000 kişi ama diğer sahipiyelik kişi olur 25-30000 kişi. Anladım. Bayağı büyük bir yer. Evet. Yani yazın çok kalabalık. Peki. Kayıtları burada değil ama burada çok kalabalık. Yerleşim olaraktan kalabalık. Peki çok değerli bilgiler verdiniz. Umuyoruz sorununuz çok kısa zamanda çözüm olacak. Ben de çok istiyorum. Verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İnşallah yakın zamanda böyle bir şeyler olup da doğayı bozmasınlar. Gerçekten çok seviyorum. Evet. Yardımcı olması çok güzel bir şey. İnşallah. Ya, tabii ki bu. İnşallah çözüme ulaşır. Böyle dile getirilirse bu çözüme ulaşır. Burada bir trafik çözümü var. Bakın. Evet arkadaşlar muhtarımız ama yok o da dile getirilsin. İçeride bakkal dükkanı işletiyor. Hem muhtarlık yapıyor ve arka tarafta evinin arka tarafında da şöyle kümesli tavukları var. Çiçekleri var. Çok güzel bir yer hazırlamış kendi gönlünce. Allah dileklerini olsun etsin. Bunu köşeye vuracağım. Evet muhtarımın dediği gibi eski evlerden evlerin çoğu hemen hemen hepsi eski yapı eski evlerden çünkü burası çok eski tarihe sahip olan bir mahalle yani Urla'nın en eski Türk mahallelerinden birisi. Hatta muhtarımın dediğine göre Rumların var olduğu zamanlarda Urla'nın tek Türk mahallesi konumunda olan bir yer. O kadar eski tarihi yeri olan bir mahalle burası. Ve şöyle sokakları tarihi evlere sahip olan sokaklar. Evet, mahallemizin okulu, aktif olan okul. Evet, mahallede yeni yapılan bir bina inşaatı. Evet, mahallenin arka sokaklarında oynayan çocuklar, sessiz, sakin bir mahalle. Tabii çocuk sıcak dinlemiyor.
çok sıcak olmasına rağmen çocuklar sokakta, büyükler evlerde. Evet, dediğim gibi az önce hava çok sıcak olmasından kaynaklı muhtemelen. Çok sakin ve ortamlar çok güzel. Evet, muhtarımın dediği gibi eski binalar otel olarak hizmete açılıyor demişti. Bir tanesiyle karşılaştık. Ve evet, hemen ana caddenin bir ev içerisi. Şurası bir ev, onun yanındaki ev taş bina ve satılık arkadaşlar. 0553 718 8926 bir gayrimenkulcü tarafından satılıyor arkadaşlar. Bu taş bina. Bahçesi var ama şurada kapatılmış. Çok net görülemiyor. Evet arkadaşlar, buradan bahçesini biraz çekebiliyorum. Bir vatandaşa sorduk. Bayağı büyük bahçesi olduğunu söyledi. Demek ki şu görülen yeşil alanın tamamı bu eve ait. Ve mahallemizde böyle bir sanat galerisi de mevcut. Grul Sanat Galerisi imiş burası arkadaşlar. Ve en merkezi yerine geldik. Yemek içmek için bol restoran, kafe mevcut. Evet arkadaşlar, merkezi noktaları sağlıklı oldu. Son derece kalabalık burası. Ve ana caddeye geldik. Demiş, Türkiye'nin kalbi Urla'da atıyor demiş. Evet. Az önceki yazının bulunduğu yer burada. Herkes keyifli oturabiliyor. İki araçla da lokma dökülüyor burada. Evet arkadaşlar, şu Ziraat Bankası yazan binanın arkası Yenice Mahallesi. Urla'ya bu derece yakın bir mahalle, merkezi mahallesi demiştik zaten.